Dersimizde Ahzab Sure-i Celilesi'nin 35. ayetini programlamıştık. Az bir gecikme oldu ama Kur'an-ı Kerim dinlediğimiz için buna da değer. Rabbimiz burada kadın ve erkek iman edenlerin 10 ortak özelliğini saymaktadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili Peygamberimize bayanlar geliyorlar. Ya Resulallah, biz Kur'an'da sanki hep kadınlara, erkeklere hitap ediliyor gibi anlıyoruz. Acaba bize hitap edilmez mi? Ya da bizimle ilgili daha açık bir şeyler olmaz mı gibi zaman zaman sual, talep veya sıkıntıları dile getiriyorlar. İşte bu ve buna benzer söylemler esnasında Ehl-i Beyt'in de anlatıldığı yukarıda ayetlerde Peygamber hanımları anlatılıyor. Tabii Peygamber hanımlarının sorumluluğu çok yüksek ve veballeri de yüksek olduğu anlatılıyor. Ama bu mükafatın, bu sorumluluğun sadece Peygamber hanımlarında olmadığı, müminlerin bayanlarında da, inananlarda da olduğu, yerine getirirler sonların da bir mükafata erişildiği beyan için adeta annelerimizden sonra diğer bayanları baylarla beraber her ikisini ifade ederek ayet 10 güzel özellik bize sayıyor. Bu özellikleri tekrar bir hatırlamış olalım inşallah. Tabi Kur'an-ı Kerim'de başka bu konuda ayet-i kerimeler var. Ama burada zikredilenler şundan. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel müslimine vel müslüman. Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar. Vel müminine vel müminat. İnanan erkekler ve inanan kadınlar. Şimdi değerli müminler, müslüman kelimesiyle mümin kelimesi hem aynı manaya geliyor, hem de tek başına alınırsa ayrı manaya geliyor. Yani biz müslüman dediğimiz zaman mümin, mümin dediğimiz zaman müslüman anlamalıyız, doğrusu bu. Ama tek başına değerlendirildiğinde müslümanlık ifadesinde bulunanların mümin olmadıklarını da görebiliyoruz bazen. Ne gibi? Münafıklar İslam'ın kelime-i şehadetini söyledikleri halde kalpleriyle iman etmediklerini Allah-u Teala beyan etmiyor. Veya bazen bir müslüman çok büyük bir tehdit karşısında kaldığında, Allah muhafaza, yanlış ve küfür sözü korktuğu için söylese görünüşte mümin değil gözükür ama Allah-u Teala onun kalbinin mümin kalbi olduğunu beyan ediyor. Zorlanmaktan dolayı o sözü söylediği için onu ne yapıyor? İslam dininden çıkmış olmadığını bize beyan ediyor. Tamam. Böyle olunca İslam aslında Cibril hadisi dediğimiz bir hadis-i şerifte de bu uzunca anlatılır. Dışa dönük olan amellere, İslam nedir ya Resulallah dendiğinde kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekatı sayıyor Efendimiz. Sonra Cebrail onu söyledim diyor. Hem soru soruyor hem cevap veriyor. İman nedir diye sorduğunda Allah'a, Resulüne ve diğer inanılması gerekenlere inanmaktır diyor. Öyleyse iman bir anlamıyla iç boyutu var. İslamsa işin dış boyutudur. Bir anlamla İslam imanın aksiyon olan, ete kemiğe bürünen, gözüken kısmıdır. Peki göstermek mecburiyetinde miyiz İslam'ımızı? İçinde gizliyorum diyebilir miyiz? Adem hocamız az evvel okudu. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a davet edenden daha güzel sözlü var. Kim vardır? Amelini de salih ediyor ve ben Müslümanlardanım diyor. Yani ben Müslümanlardanım söylemek Müslümanın asli vazifesidir. Bunu gizlemeyecek, ortaya koyacak istisna durumu az evvel ifade ettik. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Ben bir tane örnek size vermek istiyorum. Zariyat suresinde geçen bir ayet-i kerimede 35-36. فَاَخْرِزْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَا الْمُسْلِمِينَ Melekler geliyorlar. Efendim İbrahim Aleyhisselam'a bir müjdede bulunuyorlar, evlat müjdesi. Sonra oradan ayrılıp Lut kavmini helak etmeye gidecekler, kötülerini. Tabi hemen
İbrahim Aleyhisselam dertleniyor. Diyor ki orada Lut ve iman edenler var, onlar ne olacak? Hepsini toptan mı götüreceksiniz? Melekler şöyle söylüyor. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ بِيَا مِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا بِيَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَا الْمُسْلِمِينَ Biz orada mümin bulunanları çıkarttık, iman edenleri çıkarttık. Zaten bir evden başka da Müslüman olan yoktu diyor. Dikkat ederseniz ayetin birinin sonunda minel müminin, öbürünün sonunda minel müslimin geçiyor. Yani müminleri çıkarttık emniyette de bir evden fazla da Müslüman yok. Burada görüyoruz ki her iki kelime kullanılıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Saffat Sure-i Celilesi'nde efendim İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etme esnasındaki fiil seleme fiili kullanılıyor. Yani teslimiyet fiili kullanılıyor. Öyleyse biz kişilerin imanı var mı yok onu nasıl anlarız? Ağzından söylediğinle anlarız. Onun için de imanın tarifinde alimler arasında farklı görüşler oluşmuş. Kur'an-ı Kerim imanın tarifini yapmıyor, nasıl olması gerektiğini yapıyor. Kimisi demiş ki sadece kalbin işidir iman. Delillerini söylemiş. Kimi demiş ki sadece dilin söylemesidir iman. Ettiği ki. Kimisi demiş ki kalb ile ikrar, dil ile tasdik. Biz öyle biliyoruz. Budur demiş. Bir başkası demiş ki yok. Kalb ile ikrar söyleyecek, inanacak, dil tasdik edecek, amellerle de icraat ortaya koyacak demiş. Tabii meselenin en güzeli istenilenlerin hepsine eda edebilerek ihtilaftan kaçınmaktır. O zaman burada şunu görüyoruz. Müminle Müslüman kelimesiyle bir örnek daha verelim. Hucurat suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Orada geçen ayet-i kerimede Rabbimiz 14. ayet olacak herhalde. Bir grup bedevi galetin arabe amennâ kullem tümmünü velâkin kullu eslemdâ biz iman ettik diyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki onlara söyle siz iman etmediniz, Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Neden böyle söyleyecekler? Çünkü وَلَمَّا يَقُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman sizin kalplerinize henüz işlemedi. Yani iman kanınıza, canınıza, hayatınıza, ruhunuza işlemedi daha iman. Bu tabi onlara söylenmiyor, bizim için de geçerli. Dün akşamdı, kimseyi kınama değil, ezan okunuyordu, böyle dışarıda geziniyordum. En son Kur'an-ı Kerim okuyan arkadaşımız namaz kıldıracaktı. Şöyle baktım, başörtülü kızlar da oturmuşlar masada çay içiyorlar, delikanlılar da oturmuş hafif sakallı içiyorlar, sigara da vardı ellerinde ama. Şimdi bir sürü de insan var, bizim bu Orhan Camii'nin minaresinden ezan da çok güçlü çıkıyor, merkez sistem olduğu için. Bayağı ciddi çıkıyor. Şöyle düşündüm, galiba ezan duyulmuyor herhalde dedim. Yani sigaralar, çaylar, muhabbetler ve caminin bahçesinde. Ondan sonra da ölüp buraya gelince nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Soranda mı kabahat, iyi biliriz diyende mi kabahat, ölende mi kabahat bilmiyorum ama üçü de eksik. Yani buradan şunu görüyoruz biz şimdi, müminlik, iman kalbe işleseydi camiye, böyle 700 yıllık bir camiye bahçesinde çay içenin namaz kılması hemen şadırvanda ortada ne kadar kolay olurdu değil mi? O saatte çay mı içmek lazım? Hayır. O zaman burada şu var, iman kalbe işlememiş. İşlemiş olsa bizi namaza davet eder. Çünkü namaz kılmamak münafıklık alametidir. Hatta cemaate gelmemeyi bile bu derece Efendimiz münafıklara benzemek olarak beyan etmektedir. O zaman bunu da söyledikten sonra buradan şuraya geçiyoruz. İman kuru bir tasdik değildir. Yani böyle çok basitçe din tasdik etmektir. Tasdikin kuvveti var. Mesela ne gibi? Bir fide diktiğimizi kabul edin. Yere sağlam olması için onun yanına ne dikiyoruz bir tane? Ağaç dikiyoruz. Sonra ona bağlıyorsun. Ne zamana kadar? Tek başına duruncaya kadar. Sonra öyle yıllar geçiyor bir bakıyorsun. 5 kişi, 10 kişi ağacın üstüne çıkıyor değil mi? Tartıyor artık. Öyleyse öyle bir iman olmalı ki konuyu hazırladım ama vakit biraz da dar. Kısaca söyleyeyim. Kur'an'da iman örnekleri var mı diye düşündüm vaaz hazırlarken. اَمَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Peygamber Rabbinden kendinden indirilene iman etti. Ve yu'minu billah, Allah'a iman etti. Peygamberlerin imanı. Tabi bu apayrı bir güzellik, özellik, istisna bir durum. Hadi biz onlara benzemiyoruz. Peygamberlerimiz vahiy ile muhatap. Geçelim. Mesela iman örneği. Ashab-ı Kehf'in imanı için ne diyeceğiz? Nasıl iman etmişler ki onlar?
dünyalarını bırakmış mağaraya gitmişler. Ne dersiniz? Yapabilir miyiz? Terk edebilir miyiz? Peki Ashab-ı Kehf'in, Ashab-ı Kiram'ın Mekke'den Medine'ye gelmesi vesaire nasıl bir iman? Veyahut da Firavun sihirbazları topluyor, Musa'yı yensinler Aleyhisselam. Onlar da Musa Aleyhisselam'ın uyguladığını sihir olmadığını anlayınca biz iman ettik deyip secdeye kapılıyorlar. Firavun diyor ki ben sizi çaprazlama keser asarım, ben izin vermeden nasıl iman ediyorsunuz? Ne cevap veriyorlar? Elinden geleni yap, sen dünya hayatında hükmedebilirsin, yani yapamazsın demiyoruz. İnneme tabbiyatil hayat etmiyor. Dünyada yaparsın, gücün buna yeter. Ama biz Rabbimize döneceğiz. Zorlayarak bize yaptırdığın bu suçlardan dolayı Allah'ım bizi affet diyorlar. Nasıl bir iman? Böyle bir iman bugün biz Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden bunlar çıkar da bu ümmeti Muhammed'in ilim adamından, mal sahibinden, makam mevki sahibinden niye çıkmasın? Veya varsa kim? Öyle mi değil mi? Örnek mi değil mi? Bizim için örnek. Veya Musa Aleyhisselam Kur'an'da kıssası anlatılırken Firavun onu öldürmek istiyor. Adamın biri Musa Aleyhisselam'a inanıyor ama ortaya da çıkamıyor pek. Ama Musa öldükten sonra inansan ne olur, inanmasan ne olur, işin tadı kaçar. Diyor ki, Rabbim Allah'tır diyen insanı mı öldüreceksiniz diye Firavun'a karşı konuşma yapıyor mu, yapmıyor mu? Nasıl bir iman var? Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasında elçileri, peygamberin göndermiş olduğu elçilere savunma yapan şahsı öldürmeye kalkıyorlar. Nasıl bir iman var? Bunun daha birçok örneğini sayabiliriz. O zaman değerli dostlar, iman örnekleri istiyorsak, Kur'an'da peygamberlerin dışında iman örneğini bize gösterecek çok değerli örnekler var. Onlardan biri olmayı isteyelim ki, onun için sahabe birbirine gel bir saat iman edelim, yani imanı konuşalım diyor. Zikirle mi olur, tarikatla mı olur, cihatla mı olur, ilimle mi olur, duayla mı olur, kitapla mı olur, neyle olur? Ama iman derdi hiç bitecek bir problem değil. Her geçen gün ona bakım yapmak lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim önce İslam diyor, sonra iman diyor. İslam olmak kolaydır. Şöyle bir şey var. Adam 3 günlük Müslüman oluyor, 40 yıllık Müslümandan daha değerli hale geliyor. Tabii ki kıymetli Müslüman olduğu için. Ama 40 yıllık Müslümanın bedeli, hizmeti ve onun ortaya koyduğundan değildir. Kıskandığımızdan demiyorum, değil. لَا يَسْتَبِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ فَتْحِ وَبَاتَ Hicretten evvel Müslüman olup bedel ödeyip, mal verip, savaş edenlerle hicretten sonra edenler veya fetihten sonra edenler bir midir? Değildir. O zaman bir bakıyorsun adam birisi demiş ki, yani nasıl bir şey demiş. Tabii teşvik etmek lazım ama iman öyle kalbe oturmuyor hemen. Bunun için buradan şunu görüyoruz, Müslüman ve mümin kelimesi bizim için çok önemlidir. Cenaze namazının duasında diyoruz ki, Allah'ım yaşayacak olanlarımızı imanla, ölecek olanlarımızı İslam'la bu dünyadan ayır ya Rabbi diyoruz. Yani her ikisini de ifade ediyoruz. O zaman bu kadarla bununla yetinmiş olalım. Şimdi geçelim iki madde söyledik. İman, Müslümanlar, kadın erkek ama, yani önce erkekler sonra kadınlar zikredildi. Ve ikincisi iman. Üçüncüsü velkaneti yine velkanitar. Kunut ne demektir? Onunla ilgili bilgileri size aktarmak istiyorum. Kanitin itaat eden demektir. Şimdi bu kanit sonu yuvarlak T ile veya açık T ile yazılıyor. Bir de ana da var. T ile yazılan da dediğimiz onda. Onda bunu karıştırmadım. Ana da ümidi kesmek demektir. Kanit ibadet ve kulluk ve tevazu gösterip söz dinlemek demektir. Küllüllehu kanittin. Veya bütün varlıklar ne yaparlar? Efendim, küllüllehu kanitun, Allah'a boyun eğerler. Bütün varlıklar, Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 116. ayette, Rum Suresi 26. ayette bunlar anlatılır. O zaman burada şu var, kanit, ismi fail olarak itaatkar ve mütevazi demektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede geçmekte, mesela Âl-i İmran 17. ayette geçiyor. Efendim Tahrim 5. ayette, 12. ayette geçiyor. Nedir bu? Allah'ın emir ve yasaklarına itaata devam edenler demektir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Demek ki
Fahrettin Razi'nin tefsirine baktım en son, tefsirlere bakarken. Çok ilginç bir notlar vermiş, onu en son söyleyeyim isterseniz, parça parça bölünmesi. Şimdi bu itaate devam etmek, yani salih amel istiyor demek değil. Ne istiyormuş? İtaate devam ederler ne demek? Müslüman olduk, mümin olduk, şimdi de onun emirleri, istekleri, talepleri neyse onu yerine getir, şekliyle ne yapılmakta? Beyan edilmektedir. Bunun için hafizu aleyhissalavati ve salatil hüsna ve kumu lillahi kanitin. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, Bakara Sure-i Celilesi herhalde 238 yanılmıyorsam, namazlara dikkat edin, özellikle orta namaza dikkat edin ve kalkın Allah için divan durun. Böyle bir ayet-i kerime var. O zaman kunut konusu, yani kanit olmak, namazın kıyamının uzun ve kıraatının da uzun olmasına da işaret eder diye de ifade etmişler. Kunut diyoruz ya, en hayırlı namaz hangisidir ya Resulallah? Kunutu uzun olan namazdır. Kunutu uzun, ayakta duruşu, okuyuşu, ezberi, tefekkürü neyse onlardır diye beyan ediyor. O zaman burada şunu görüyoruz. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümine kadınlar, mümine demek bayan olduğu için hani katibe, muallime denir ya eskiler gibi. Üçüncü olarak itaat istenmektedir. Bunun sıralamasında da çok formül var. Yani gelişi biraz sıralanmamış maddeler. Temelden başlanmış, böyle devam ediyor. Şimdi bunun akabinde ve sadikine ve sadika. Doğru erkekler ve doğru kadınlar. Şimdi sadakat. Tabii doğruluk kelimesi çok bazen oturmuyor yerine. Neden? Bir ihtina sıradan müstakimi de dost doğru diye çeviriyor. Sümmestekamu. İstikameti de doğruluk diye çeviriyoruz. Biraz üzerinde çalışmak lazım kelimelerin, kavramların. Neyse, sadakat konusu çok önemli. Doğruluk nerede başlar? Allah'a verilen sözle başlar. İnsanlara verilen sözle devam eder. Kendisinin Allah huzurundaki duruşu, tevbesi neyse onunla devam eder. Ayrıca, mesela bir insan doğru olsa yalancılarla olabilir mi? Kur'an-ı Kerim diyor ki, وَكُونُوا مَا الصَّادِكِينَ Doğrularla beraber olun diyor. Yamuk yumuk adamlar, ehli bid'at, küfür, namazsız, abdestsiz insanlarla da olmayın diyor. Daha evvel bu surenin baş tarafında, yanılmıyorsam, ayet-i kerime ne yapmıştı? Geçmişti. Efendim, Maide suresinde de ayet-i kerime geçmişti. Neydi? Doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gün. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ Doğru kimselerin doğruluklarından hesaba çekmek için Allah böyle yapıyor, buyurun. Doğru muyuz, değil miyiz? Allah hesaba çekmek için dünyada bizi imtihan ediyor. Ha, doğru adamı diyorsun. Bir gün bir gençlikte bir bant dinliyorum, vaaz bantı böyle çok nükteli, Edirne diliyle konuşan şivesiyle birisi İzmir'e gitmiş, Ödemiş'e gitmiş. Dedim ki diyor, buranın adı nedir? Demişler ki Ödemiş. Peki siz namazları kılıyoruz mu? Kılıyoruz. Kaza borcunuz var mı? Var. Ödemiş diyorsunuz, ödememişsiniz siz. Oruç borcunuz var mı? Var. Ödememişsiniz. Haccınız var mı? Eksik var. Ödememişsiniz. Ya isminizi değiştirin ya da ona layık olun. Siz Allah'a ait ödeme yapmıyorsunuz demiş. Hani ibadetleri kastederek. Şimdi buradan bakılırsa sadakat kavramı Kur'an ve sünnette ısrarla durulmaktadır. Mesela bir küçük örnek, bir savaşa Efendimiz zor bir savaşa sahabeyi götürüyor. Fakat hava çok sıcak olduğu için bazıları gitmiyor. İlk üç kişi de gideriz, yarın yetişiriz, öbür gün yetişiriz diyor. Biraz tembellik ediyorlar, sonra da gidemiyorlar. Efendimiz dönüp geliyor, işte 80-100 kişi huzuruna geliyor. Çağırıyor Efendimiz, niye gelmediniz savaşa diyor. İşte bir beyanatta bulunuyor, bir mazerette bulunuyor, yalanda. Peygamberimiz onları gerçek gibi kabul edip, Allah sizi affetsin, Allah affetsin, geçmiş olsun, Allah affetsin diyor. Madem öyle dedim, tamam. Onlar ayrılıyor. Bu üç kişi geliyor, diyorlar ki, ya Resulallah biz aslında bir mazeretimiz yok diyor. Durumumuz da çok iyiydi. Ama biraz havaların sıcaklığı, meyvelerin oluşu, biraz da size sonradan da yetişiriz diyor. Böyle düşündük, ondan sonra da geri kaldık. Efendimiz bunlarla kimse konuşmasın, hanımları da ayrılsın diyor. Sonra bir tanesine yine müsaade ediyor.
Namaza geliyorlar, kimse yüzüne bakmıyor. Amcasının oğlu duvardan atlıyor, selam vermiyor. Peygamberimiz yüzüne bakmıyor. Yalan söyleyenler, o ara bunlar söylediler, bir şey kurtulduk zannediyorlar. Bunlar 40-50 gün dünya daralıyor bunlara. Müslümanlar bunlarla ilgiyi kesiyor. Efendimiz öyle söyledi. Hatta bir tanesini bir gavurlardan biri demiş ki, gel bizim memlekete seni vali yapalım. Bu kadar zillete düşme demiş. Ama Allah buyuruyor ki Kur'an'da doğru söyledikleri için onları Allah 50 gün, 40 gün neyse sonra affetti diyor. Doğru söyleyen o gün zarar görür ama sonunda kereden, yalan söyleyen ne olur, nasıl gider mi? Biliriz derken batar, geç mi batar ayırır. O zaman Kur'an-ı Kerim doğruluk üzerine ısrarla söylüyor ve Allah'tan daha doğru kim vardır diye de ayet-i kerimeler beyan ediyor. Doğruluk da öğrenilecekse Allah'tan öğrenilir, ahlak olarak peygamberden öğrenilir. Aleyküm bis sıdkı fe inne sıdkı yehdi iler bir fe innen birra yehdi iler cennet. Efendim Numan Yazıcı hocamıza rahmet olsun, o hadis hocamız da ezberletmişti bize. Doğruluğa yapışınız, doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de sizi cennete götürür buyurulmaktadır. Rabbim böyle olmayı nasip etsin. Kadın ve erkek, yani erkek ve kadın her ikisi beraber beyan ediliyor. Şimdi diğer maddeye gelince, وَالصَّابِر۪ينَ وَالصَّابِرًا Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Tabii bu sabır konuşulan bir şey değil, yaşanan bir şey olur. Yani biz sabırı biraz okuruz. İşte اِنَّ اللّٰهَ مَا صَابِرًا Allah sabredenlerle beraberdir. اِنَّمَا يُوَفَ الصَّابِرُونَ اَجْرًا بِغَيْرِ اِسَابِ Sabredenlerin mükafatı sonsuz verilecektir. لِكُلِّ صَبَّارٍ Sabredenler için ibretler, işaretler, mükafatlar vardır. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Efendim namazla ve sabırla Allah'tan yardım isteyin gibi çok yüksek manalar var. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ gibi sabrın ailede ne kadar önemli olduğunu anlatan Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam kıssasında sabr-ı cemil olması var. Kafirlerden gelecek olanlara da sabredin diye ayet-i kerime var. Öyleyse musibetlerle ilgili sabır var, nefis imtihanıyla ilgili sabır var. Kısacası bunun tarifi sabredenler mi üstün, şükredenler mi üstün, bunların tartışması var. Var da var ama burada asıl olan iş sabrın Allah için olması ve Allah için o sabırda mükafatı beklemek lazım. Şimdi çoluk çocuk için sabrediyor. Mesela var öyle çalışanlar. Ben biraz toplumun böyle nasıl iş yaptığını, ne kadar maaş aldığını arada bir soruyorum. Yani yardımcı olacağım için değil de biz dini kime anlatıyoruz? Anlattığımız insanların sosyal hayatları nasıl? Geçen bir iş yerine gittim, saat 6 içeri geçiyor, patron, eleman hepsi çıktı. Var 15-20 kişi çalışıyor. Hayırdır dedim, tamam bıraktım işi dedi. Yani 6 çeyrek, 6.30, 6'da kapatıyordu. Hepiniz mi dedim? Evet dedim. Para kendi ve toptan Adapazarı'nda bir. Ve sabah işte 8-8.30 oldu. Öyle. Cumartesi öğleden sonra gidiyor. Oğlum ne iş dedim. Şimdi adamlar eve gidiyor dedim, gidiyorlar. O 6.30'da eve gidecek, 7'de evde, 8'de akşam, çoluk çocuk yatsı yıkılacak, sabah bile namaza gider, dinlenmiş. Şimdi böyle çalışanlar var, ben de imrendim, ne güzel. İmamların işi de olursa, böyle de gece, sabah. Ama şöyle de bir örnek var, birini gördüm, siz ne yapıyorsunuz dedim. Ben dedi, işte isim, meslek söylemeyeyim, şu meslekte çalışıyorum dedim, bir yerde daha çalışıyorum dedim. Nasıl oluyordum bir yerde bir? Gece 2'de gidiyorum dedi, bir fabrikaya çalışıyorum, sabah 8'de çıkıyorum, hemen dedi 8.30, 8 çeyrekte öbür işe geçiyorum, 6'da da oradan çıkıyorum, ondan sonra eve geliyorum, gece 2'de başladım, arada 1.30'da kalkması lazım, koşa koşa gitsin, sonra biraz yemek, çay falan böyle çalık çıktı, görür gibi 8 gibi akşam kılıp yatıyorum, yatsıyı da 1.30'da kalkarsa diyorum, işte işe gidiyorum, kaç lira maaş alıyor dedi. O da aman işte ikisini topla, 1000-1000, biraz da küsük var. Zor olmuyor mu dedim, çoluk çocuk var dedim, fena değil, götürüyorum falan dedim. Şimdi bir başka adamla görüştüm şurada, hocam dedi, ben seni tanıyorum, bir çay mı içer misin dedim. İçelim bakalım, ne yapıyorsun, çalışıyoruz dedim. Nasıl çalışıyorsun dedim. Sabahleyin dedi, 6'da alıyorum, gece 10'da bırakıyoruz dedim. Direksiyonu, halk otobüsü sürüyor. Maaş ne kadar dedim, 50 lira yiyor. İzin dedim, 15 günde bir gün var dedi. Demek ki hastaneye gittiğin zaman ne yapıyorsun?
Gidemiyoruz dedi. İlle gideceksek bir arkadaşım var, güvenilir, ona bırakıyorum. Servis başı 5 lira maaşımdan ona veriyorum. Şimdi dedim ki içimden, Mustafa Hoca sen cemaatte bunu zor bulursun. Dini anlatacak dertli de zor bulursun. Şu çalışmaya bakar mısın? Birisi gece gitti, iki de ta gece akşam 6.30-7'ye kadar. Herkes böyledir demiyorum ama bir tanesi de altında bırakıyor. Bu ülkede her şey konuşuluyor. Şu iş saatleri, tabii ki patronların işine karışmak ya da maaşları şöyle benim vermem, nutuk atmakla da bu iş olmaz. Hayatın bir gerçekleri var. Ama Müslüman nasıl çalışmalı? Ondan sonra ayet okuyor. قُلْ اَرَيْتُ مِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَةً اِلٰى يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَيْهُ غَيْرُ اللّٰهِ يَتُّكُمْ بِدِيَانِ اَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ اَرَيْتُ مِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَةً اِلٰى يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَيْهُ غَيْرُ اللّٰهِ يَتُّكُمْ بِدِيَانِ تَسْمَعُونَ فِيهَ فَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İşe yazmamı. Çok. Eğer diyor, hemen toparlayayım ben, Rabbim affetsin. Allah geceyi ye gündüzü, kıyamete kadar sürdürse, gece olunca gündüzü, gündüz olunca geceyi kim getirecek size? Allah'ın rahmetiyle geceleri istirahat, gündüzleri de maaşet temin edip, Allah'a şükredesiniz diye böyle yaptı diyor. İşte bizimki öyle benzemiyor. Müslümanın iş hayatı, çalışma hayatı nasıl olmalı, işi nasıl bölmeli, nasıl gitmeli? Öbürü 6'da kapatıyor, öbürü 10'da kapatıyor burada. Şunu niye bunu söylüyorum? Çoluk çocuk için sabrediliyor değil mi? İşte geçim, 1000 liraya geçinemeyecek. 2 tane işte çalışıyor. Ne kadar verimli olur? O zaman sabır istersek yapıyoruz dünya için. Örnek verdim, şahsından vermek istemem. Özürlü bir çocuğum var. Bunu da bilerek söylüyorum. Özürlülerinizi gizlemeyin, ortaya çıkarın. 10 ilkokul şimdi lise 2'ye gidiyor. Nazar olmasın. Not ortalamasını geçen öğrenmeye gittim. Çok iyi oluyormuş böyle çalışkan çocuğun babası olmak. Dedi ki hocanın biri, görenler keşke bunun kadar olsaydı. Kaç çocuğun not ortalaması? 15 tane dersten %94. 6 tane kitabı yok, 2 tane gözü yok adamın, %94. Şimdi ama ilkokula gitmeden 2 sene evvel İstanbul'a derneğe görmeye götürdük bu nokta okumaya. Hala götürüyoruz, cumartesi gene gidecek. Otobüsle gittik, taksiyle gittik, dolmuşla gittik, minibüsle gittik, arkadaşla gittik. Hatta burada dostlarımın çocuk arkadaşlarla benim işim olunca onlar götürüyor. Ama götürülüyor mu? Adama diyorum ki vaaza gelemiyorum hocam, camide oturuyorum, çok uzak gelemiyorum diyorum. Hani dalga geçmiyor. Ben 15-10 senedir taşıyorum, hiçbir şey olmuyor. Çocuk bile dedi ki bir gün, yoruldunuz anlıyorum ama dedi. Yok yok dedi, takma kafanı, Allah herkese bir güç verir. Şunu diyeceğim. İşimize gelince dünya için sabrediyoruz. O zaman Kur'an okumaya gel diyorum ama ben yapamıyorum. Ya bir sabret. Sabret de okumaya çalışırken öğrenemeden öldü olsun. Talebeydi kayıtlı olsun. Öyle değil mi? Cenaze duasını bilenler duasını bilmeyenler Fatiha olsun. Niye Fatiha olsun? Abi ezberleyelim bu cenaze duasını. Ne var zor mu? Yaz bir kağıda 3 kere. Hoca okurken oku, tekrar oku. Yani güzel işlere de sabretmek lazım. Doğru değil mi? Ama bu sabır, böyle yırmak, vazgeçmek, yorulmak değil. Ya mesela kendi adıma söyleyeyim, namaz kılmaya gittiğim zaman iyi namaz kıldıran imam varsa yakınlarında, hepsi iyi kıldırıyordur da ama okuduğu anlaşılıyor, biraz çok okuyor. Ona gidiyorum namaz kıldırmaya, sonra diyorum ki ben bunun gibi niye vaaz edeyim, namaz kıldıramıyorum, ben de çalışayım kıldırayım diyorum. Kendinizden iyi olanlara gidin diyor Efendimiz, onlara bakın. O zaman anlarsın ama aşağıya bakarsan nankör olur. Ha bunlar bunlar kardeşim. Şimdi böyle bazen genç köy imamları görüyorum işte orta yaşta. Neredesin diyor. Kuzuluğun diyor kenar mahallesi olarak söylüyorum böyle garip cami. Ne garip diyorum. Ben imamlığı şöyle yapmaya çalıştım. Hangi camideysem merkez orası kabul ediyorum. Nasıl kuruluyorum işte dünyanın merkezi neresi benim dikildiğim yer. Beni Sultanahmet bağlamaz ki. Orhan Camii'de ben neredeyim oradayım. Geçen Akgezi'ye gittim, Allah rahmet eylesin Yusuf kardeşim babası için. Hoca efendime diyor ki, Sezginler Camii'nde maşallah bayağı hizmetleriniz var diyor. Çok duyduk ismini ama biz ziyaretine gelemedik hocam diyor. Allah kabul etsin, ne güzel. Siz, yani illa Orhan'da olmak değil, neredeysen orada merkez ol. Öyle değil mi? Ama şöyle olsun, örnek veriyorum. Mecidiye Camii'nde Cevat Akşit Hoca Efendi vaaz ediyor. 80'lerde mi, 76-77'lerde Halim orada mescit vardı üst katta, var mı orada vaaz dinleyen Cevat Akşit'ten? Hal mescidinde.
Var, bir tane bulduk, var da başka da. Onu da diyorum, sonra Mecidiye Camii'ye gittim. Ben de Fatih Camii'yim ama Eser Okulu'nun oradakinde. Çok Fatih bu arada pazarında. Namaza gittim, cemaat çıkmış. Hani Hoca Efendi'nin gelemedi dediler. Bana da Mecidiye o zaman sanki 1000 kişilik cami gibi geldi. İşte biliyorsunuz, hepimizi belli camilerin. Ya bu milletin vaaz dinleyecek adama ihtiyacı var, hoca yok diye üzülüyorlar. Ben çalışayım dedim, Cevat Akşit olamam ama onun yaşına kadar da bu iş olur herhalde, niye olmasın dedim. 25 yaşında mıydım neydi? Oldu olmadı, beraber yürütüyoruz. O zaman sabır nedir? Hedef koymaktır. Sabır bir şeye hedef koymaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim bunu ısrarla söylüyor. Ama dünya işine sabreden var ha, bazısı var. Ne dünyaya sabrediyor, ne ukbaya sabrediyor. Yani tembellik almış başından gidiyor. Onun için sabır çalışmaya teşvik eder. Mağlup olmayı kabullenemez. İlle onu başarmam lazım der. Bu işin azminde olmayı ister. Rabbim öyle olmayı nasip etsin kadın erkek. Bir diğer özellik, şimdi vel haşeyne vel haşa. Huşu sahibi erkekler ve huşu sahibi kadınlar. Bu haşeyin ne demek diye buna baktım. Haşi'nin esas itibariyle içten gelen ve muhabbetle olan saygı ve korkuymuş. İçten gelen, muhabbetle olan saygı ve korku. Kur'an-ı Kerim Şuara Suresinin 4. ayetinde böyle geçiyor. Şimdi farklı ayetlerde bu kelime tevazu, korku, kıpırdamadan yere bakmak, çaresizlik anlamında oluyor. Başta kalp olmak üzere tüm azaların o işte imanla sükuneti anlamına geliyor. Genel imanda da özelliği var ama imana bağlı bu. Ama namaz için özel ayet var. قَدْ اَكَانُ مِنُونَ اَلَّذ۪ينُ فِي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Namazlarını huşuyla kılarlar. Bakın namazın farzlarını saymıyor Kur'an-ı Kerim. Bak bu söylüyor. Huşu, namazda huşuları olur diyor. Halbuki bir var namazlarında gaflet ederler. Yazıklar olsun onlara. Biliyorsunuz Maun suresinde. O zaman buradan şuraya geliyoruz ki demek ki şöyle de demiş bir zat, hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah'ın rızası için namaz ve diğer işlerini yaparlar. Huşu budur. Kalbin öyle bağlanması anlamında ne yapılmıştır? Onun için Buhari'de namaz kılan kimse Rabbi ile gizli konuşur. Ne güzel değil mi? Rabbi ile gizli konuşur deniyor. O zaman burada huşu kalpten bedene yansıyan bir duruştur. Rabbim onu nasip etsin. Çok ayetler var ama bu kadarla iktifa edelim. Mezana çok az bir zaman kaldı. Şimdi devam ediyor ayet. Vel mütesaddikine vel mütesaddika. Huşudan sonra sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Huşulu erkek, huşulu kadın. Bir gün beni çağırdılar, dediler ki İslam'da aile ahlakı nasıl olmalı, karı koca nasıl geçinmeli anlatır mısın? Kolay işte. Ne oldu? İşte bu ayetleri karı koca yapsınlar dedim, kavga yapmasın. Doğru mu değil? 10 tane madde var, beraber sayıyor. Sadaka veren erkek, sadaka veren kadın. Şimdi sadaka kelimesi Türkçemizde ucuzlamış bir kelime. Sadaka, fi sebilillah diyor, bozuk yok diyoruz. Sanki bütünden sadaka olmaz. Halbuki yok, zekat için de kullanılır bu kelime. Kul min envalim sadakaten. Onların malından sadaka. Sadaka kelimesi içinde zekatı, fitreyi, kurbanı, hediyeyi, hibeyi, tüm hayırları ifade eden bir kelimedir. Bunun için ölürken, gelelim şimdi. Rabbi levle ahtarteni ila ecelin garibin fe assaddeka vebu mine salihim. Ya Rabbi bit bana müsaade et, geri döneyim. Bak şimdi sadakaları vereceğim. Veremediğimiz elbiseler var, başörtüler var, veremediğimiz paralar var, kullanamadığımız kalemler var. İşte kimin nesi varsa, aman ya Rabbi dağıtacağım, yalnız beni bir geri gönder. Bak, cömert adam diyor. وَلَنْ يُوَخْتِرَ اللّٰهُ نَفْسَنِ زَاجَاءَ اَجَلُوَا Bugüne kadar dağıtmadım, bundan sonraki bu yalvarman ve talebin asla kabul olmayacaktır. Ayet bunu söylüyor. Şimdi ayeti dinliyoruz, ölümü bekliyoruz kendi adıma. Ölüm gelince gene diyeceğim. Ya ayet diyor ki okudun ya, ya okuduk da anlayamadık ya Rabbi, işte bizim de halimiz bu. O zaman burada şunu görüyoruz, sadakayla ilgili olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de çok ayet vardı. Efendimiz her müminin üzerine sadaka vermek gereklidir diyor. Ya Resulallah, verecek bir şey yoksa ne yapsın? Çalışsın versin diyor. Adam ne yapıyor? Ne emekli bir adam. Sadaka veremiyor mu? Veremiyor. Abi işte çalış. Neyse sadaka vermek. Olur mu? Evet sahabe çalışıyor. İki avuç kazanıyorsa birini sadaka veriyor, biri de kendine kalıyor. E peki çalışamazsa ne yapsın?
bedeniyle birine yardım etsin. Adam ot mu kesiyor, kişi mi taşıyor? Ne yapsın? Onu şimdi bana baktım, kusura bakmayın. Yardım etsin. Mesela çok ilginç bir isim vermeyeyim. Kayınvalide geçen gün sordum, ne yapıyor dedim. Bir tane kadının hayvanları varmış, en olmuşum. O annesine babasına gidemiyormuş. Demiş ki 2-3 gün ben senin hayvanlarına bakayım. Sen git ananı babanı bir dolan da gel. Vallahi dedim, bir sevap alacak mısın? Görüyor musun sevabı? Yani ben senin hayvanlarına bakayım. Sen bir git demiş akrabaları gör ya. Çünkü hayvanı olan bırakmam. Yani sevap alacak mısın? Okuma yazma bilmeye lüzum yok. İyi bir niyet, iyi bir iman kurtarıyor. Birine yardım etsin diyor. E peki yapamazsa iyiliği emretsin. E ona da gücü yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor. O zaman diyor ki efendim, kimseye zararı dokunmasın, o da sadaka. Komşu nasıl? Allah bir zararı yok. Al sadaka. Millete zarar vermesin eviyle, arabasıyla, çocuğuyla, gürültüsüyle. O da sadaka dedi. İki tane bayan geçiyor önümden böyle kapalıca gidiyorlar. Tak yere bir şey attık. Yani tam dükkanın önüne elinde bir kasta gibi kağıt attı gitti. Yani şimdi dedim adamın dükkanının önüne kağıt atıyorsun sen. Hiç aklın ermiyor mu? Kadın bir daha temizleyen çok kadınlar düşünüyor. Ama şunu görüyoruz. Zarar vermemenin sadaka olduğu bir dinin müntesipleri zarar vermeyi önemsiz kabul eder bir hale geldi. E o zaman din nerede bizden? Önce yani böyle bir psikolojik, sosyolojik yere gitsek adam bir yazsa bir tane profesör, ilim adamı kimseye zarar vermezsen en büyük iyiliklerden biri budur. Bu ne güzel söyledi deriz. Külü mağrubun sadaka, bütün iyilikler sadakadır diye Efendimiz. Bu kadarla iktifa edeyim. Şimdi sadaka verdi ya, وَالسَّائِم۪ينَ وَالسَّائِم۪ينَ Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Aslında oruç tutmak kendini tutmaktır bir anlamda, öyle değil mi? Oruç neyle tutulur? Yemez, içmez, şehvete mağlup olmaz. İşte bir de ahlakı da var. Böyle erkekler ve kadınlar. Oruç var mı? Valla gençlikte çok nafileye düşünülüyor. Bazen ipucu kaçıyor. Efendimiz diyor ki, ayda 3 gün tutun diyor. 13, 14, 15 Arabi ayları, o Hilal'in yuvarlak olduğu an, yani Dolunay'da, 3 gün tutun diyor. Ya 3 günden ne olur ya, sen tut 3 gün, 11 ayda 33 gün yapar, 30'da 66 gün yapar, 63 gün. 6'da şey tutarsın, 6'da senet sevabı geçti. Pazartesi, Perşembe tutun diyor. Ya da bir gün tutun, bir gün bırakın diyor, doğru mu? O zaman aslında oruç da böyle teşvik ediliyor. Peki oruçtan sonra ne geliyor? Bir hadis söyleyeyim, daha iyi anlaşılsın. Efendimiz diyor ki, ey gençler evlen, evlenmeye gücü yetme, oruç tutsun diyor. Çünkü oruç nefsi kırar diyor. Tabii şimdi çok yersen kıramaz, biraz da gözünü açarsan ama oruç tutsun mu ister istemez nefis. Nefis doydukça, şöyle bir söz var doğru söyleyebilirsem, nefis doydukça mide diyelim, azalar açılır. Nefis aç kaldıkça azalar. Hani beni söylettirmeyin, şu kadar fıstık ya, bu kadar ilaç al, bu kadar macun ya, kadın, erkek, hep bunlarla. O kadar olur ya, bu kadar günah olur yani. Niye? Nefis doydukça talep artar, öyle değil mi? Onun için eskiden nefislerinin ihtiyacı kadar yedirmek ve yemek efkatı gibi. Şimdi diyor ki ayet, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Özellik bu. Peki, bu ayete geliyoruz. Dokuzuncu madde. وَالْحَافِظِينَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ İffetlerini koruyan erkek o kadar. Hani oruç iffet dedim ya. Aslında bu maddeyi eve gidip şöyle yazınız sıraya. Bakın, ben sırasını bir daha sayayım. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Doğru erkekler, doğru kadınlar. Sabırlı erkekler, sabırlı kadınlar. Tevazulu erkekler, tevazulu kadınlar. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Efendim, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. İffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, zikreden erkekler, zikreden kadınlar. Belki arada bir tane atlamış olabilirim. Yani ibadete devam eden erkek ve kadınlar vardı cümlede belki. Şimdi bunların aslında birbirini tamamlıyor. Az sonra okuyacağım bir cümle. Böyle güzel Fahrettin Razi'den. Diyor ki, vel hafızın furuç, affedersin furuç, ayak arası demek yani. Felç diyoruz ya biz Türkçe'de, yanık demek aslında kelimenin anlamı. İffetlerini korurlar. Şimdi kadın ve erkek iffet neyle korunur? İşte bakışlarına dikkat var, işte konuşmayla ilgili ayet geçti, örtüyle ilgilen. Bu şu demek değil. Hiç sokakta kadın girmeyecek. Kadın demişler eskilerden bazıları, iki kere evinden çıkar. Bir evlendiği zaman kocasının evine gitmek için çıkar. Bir de evinden mezara gitmek için çıkar.
Sakın bir yerde söylemeyin, doğru değil tabii. Ama bu kadar da gezer, onu da bilmiyorum, o da doğru değil herhalde. Yani bunun ortasını bulmak lazım. Rahmetli babama bir kadın geldi, hoca efendi dedi, ben dedi hacı oğlundan çıkıyorum böyle dedi, Erenler'in oradan gidiyorum, Perşembe pazarından gidiyorum, garajların oradan dönüyorum, benim hacı bana çok geziyorsun diyor, çok mu geziyorum ben dedi. Yok dedi babam, çok gezmiyor, zaten gezecek yer kalmamış, bitirdim. Patapatan o zaman da 40 sene önce. Şimdi diyor ki ayet, iffet nasıl korunur? Gözümüz, sözümüz, efendim mahremiyet elbiselerimiz, ev mahremiyeti, bunlara dikkat edilirse ne olur? İffet korunmuş olur, birçok da ayet var. Peki sonra, وَالْزَاكِرِينَ اللّٰهِ كَسْكِرًا وَالْزَاكِرًا Allah'ı çok sıkıdan erkekler ve çok sıkıdan kadınlar. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Diyor ki, bana ilginç geldi ya da, bedenle yapılan, şimdi ne dedik, Allah'ı çok zikredenler, öbürlerinde çok geçti mi? Namazın çok şeyi, sadaka falan geçti mi? Niye böyle bedenle yapılan amellerde çokluk olmaz, zikirde çokluk olur? Çünkü o kalbin amelidir. Siz, efendim yemek yerken namaz kılabilir misiniz? Olmaz öyle bir şey, yemek yiyorum, namaz nasıl kılınacak? Ama yemek yerken de zikir olur, namaz kılarken de zikir olur, uyumaya başlarken de zikir olur, uyarınca da zikir olur, arabaya binince de zikir olur, öyle mi değil? Çok güzel bir tespit. Şimdi gelin, ezan da okunuyor, dinlemek lazım ama bitireyim. Fahrettin Razi de buna farklı bir mana yakalamış bu büyük müfessir, bu ayetlere. Dikkatimi çekti, not ettim. Diyor ki, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar demek, emre boyun eğen erkekler ve kadınlar demek. Mümin erkekler, mümin kadınlar demek, emri tasdik edenler demek. İbadete devam eden erkekler, devam eden kadınlar demek, salih ameli arayıp onu uygulayanlar demektir. Sadık, doğru erkekler, doğru kadınlar demek, emri bil mağrup yapar ve onu tasdik eden, kendisinden alınan sözleri de yerine getiren demektir. Hem emri bil mağrup yapacak, iyilemeyecek, hem de kendisinde sadakatını ortaya koyacak demektir diyor. Sabreden erkekler, sabreden kadınlar diyor, nehyanil münker, dinin yasakladığı şeyleri anlatanlar ve buna karşı sabırlı olanlar demektir diyor. Dini anlatan diyor, ben onu yapma, bunu yapma diyorsun, başın bir sürü derde gelir. Camide bile darılıyor insan. Allah darılıyor, böyle bakıyorlar. Diyorlar ki yani bu böyle olmaz. Niye acaba hoca böyle söyledi, ne demek istedi? O zaman bu anlamı vardır diyor. Şimdi sabreden erkekler böyle, mütevazı erkekler, kadınlar ne anlamı varmış? Diyor ki, insan bu amelleri yapınca, hani Müslüman olduk, müminlik var, ibadete devam ettik, sabır var, sadakat var, emin var, ne yapayım ki artık bir havaya gireriz değil mi? Yani bayağı da bir kutuyorduk, bir Müslümanız. Böyle tuzaktır, hadde gelinler. Böyle yapınca diyor Lokman suresinde, insanlara karşı böyle gurur ve kibirli olur insan, o böyle olduğuna söylüyor. Şimdi diyor ki Fahrettin Razi, bu amelleri işleyince insana bir gurur, ucuk, büyüklük gelir. Ve bu haşiyat ile tevazuya davet eder. Hani sen bu, evet bak vaaz ediyorsun, vaaz dinliyorsun, kitap okuyorsun, ibadet yapıyorsun ama milleti beğenmemezlik, öyle kendine bir çaka satma. Öyle yapma, tevazu bu. Makam ve mansıp seni kulluktan alıp koymasın. Mütevazi ol. Ben efendim şimdi yani işte ne dedi babama geçen gün? Namaz kılıyor musun dediler. Adam ne dedi? Amerika'yı yönetirken namaz kıldım dedi. Buyur. İşte yani bir ayağında namaz işi çokmuş Amerika'yı yönetirken namaz kılamıyormuş. Amerika'yı yönetirken uyuyorsun. 250 bin ne oluyor tabii, milyon insan. O zaman burada şunu görüyoruz. Demek ki mütevazilik bir parmakla gösterilen insan olmamak ama makam ve mevki sebebiyle de ibadetleri küçümsememek lazım. Tamam mı? Böyle diyor, güzel bir tarif var. Sadaka veren erkekler ve kadınlar diyor Fahrettin Razi, malı biriktiren değil, dağıtan olmayı teşvik etmiştir diyor. Oruç tutan erkekler ve kadınlarsa batını istekler onu kulluk yapmaktan alıkoymasın demektir bu. İç istekler. Kulluktan alıkoymasın. Yeme, içme, kazanma, şehvet. Efendim, ırzlarını koruyan erkeklerse kadınlar cinsi arzular kulluğa mali olmasın. Yani şöyle söyleyeyim, peygamberin çocukları olmuş, şeran şeyhin, hocanın çocukları olmuş. Demek şehvet var. Olması normal, olabilir. Ama bu şehvi arzular dini öğrenmekten, yaşamaktan alıkoymasın.
Allah'ını çok sizden erkekler ve çok sizden kadınlar hissediyor. Bu her halükarda, her zaman ve yukarıda sayılan 9 özellik içinde de olması gerekir. Bu ilginç değil mi? Ne demek? Yani Müslümanken, müminken, ibadet ederken, sadaka verirken, sabırlıyken, doğruyken, mütevaziyken, iffetleri korurken, oruç tutarken hepsi Allah'la olacak. Yani Allah için olacak. Hani ona oruç tutuyor adam aklına Allah geldi. Bazen utanıyorum burada kürsüde Allah Allah anlatıyor. Acaba ne kadar anlıyoruz diyorum. Kelimeyi söylemek çok kolay. Ama onun edebi, sorumluluğu, getirisi, efendim korkusu, sevgisi nasıl olacak? Onun için diyor ki, bu da efendim beni bunları yapanlara ne var? Çok özür diliyorum, bir iki dakikanızı alayım. Eaddallahu lehum mağfireten ve ecren azîmen. Allah bunlar için büyük bir mağfiret hazırlamıştır. Şimdi mağfiret ne demektir? Mağfiret, örtmek demektir. Hani miğfer diyoruz ya biz, aynı kökten. Ne demek miğfer? Kafasını örtmüyor mu? Mağfiret de örtünmek demektir, bir kusuru ifşa etmemek demektir. Allah da kusurları ifşa etmemeyi tercih ediyor. Yani onu kullanıyor. Bize de diyor ki siz de öyle olun. Rakıb el-İsfahani diyor ki Allah'a hitap eden mağfiret kulunu azap görmekten korumasıdır. Nasıl miğfer başımızı koruyorsa mağfiret de azaptan koruyacak ve kişinin bağışlanmasını Allah'tan talep etmeye de istiğfar denir. O da aynı. O zaman istiğfar neyler olur? İsfahane diyor ki istiğfar sadece sözde olmaz. Hadi bakalım estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah 15 kere, 25 kere Allah'ım ente Rabbi la ilahe illa. Sadece sözde olmaz diyor. İstiğfar söz, kalp ve yaşayış da olacak. Hani böyle camiye gittik istiğfar ettik bu akşam. Beni nasıl yaptık? Peki yaşayışımızda istiğfara uygun bir yaşayış var mı? Kalbimizde hani istiğfarımız istiğfara muhtaç derler ya. Bunun için Necm suresinde şunu bilin ki Rabbinizin bağışlaması engin bir buyurulmaktadır. Şimdi burada mağfiret günahların bağışlanması. Tamam Allah-u Teala günahlarımızı bağışladı. Ama bu da bizim için yeter. Ama başka bir şey daha yapıyor. Ve ecran azima. Büyük bir mükafat Allah hazırladı. Eadde. Öyle değil mi ayet olmuş? Evet. Allah hazırladı. Büyük bir mükafat. Şimdi Allah'ın büyüğü nedir acaba? Yani düşünelim Allah bir şeye büyük derse onu bizim hayal etmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Ama nedir? Bağışlanmak bir mükafat, adam yerine konmak iki mükafat. Mesela birisi birini bağışlar ama arada şöyle bir bakar. Hemen biz böyle yaparız. Niye? Hatamızı biliyor ya ondan dolayı, öyle değil mi? Allah öyle demiyor. Ben hatanızı bağışladım ama şu 10 tane özelliği koruyan, böyle bir hayat yaşayanları bağışlayacağım ve büyük de bir mükafat alacağım. Bu kadın ve erkek hepsi için ortak bir mükafattır diyor. Rabbim bu mükafatı nail olmak için bu ana özellikleri tekrar edecek olursak Müslüman erkek, Müslüman kadın, mümin erkek, mümin kadın, ibadete devam eden erkek, ibadete devam eden kadın, doğru erkek, doğru kadın, sabırlı erkek, sabırlı kadın, tevazulu erkek, tevazulu kadın, sadaka veren erkek, sadaka veren kadın, oruç tutan erkek, oruç tutan kadın, iffetlerini koruyan erkek, iffetlerini koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler, yani yatarken kalkarken ve hayatı Allah'la geçenler, erkek ve kadınlara büyük bir bağışlanma ve mükafat hazırlanmıştır buyuruyor. Rabbim buna kavuşmayı ve bunları korumayı cümlemize nasip eylesin, ölmüşlerimize rahmet eylesin, cümlemize afiyet ve istikamet lütfeylesin. Evet, evet, dua vardır, özür dilerim. Adem kardeşim Allah razı olsun. Amin. Matbaacı kardeşlerimiz geçmişleri için Kur'an-ı Kerim tilavet buyurdular misafir hocalarımıza. Onun da duasını yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbel Alemin, cümlemizi imanda daim eyle ya Rabbi. Amellerimize salih eyle, niyetlerimize halis eyle, rızana muvaffak ameller bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Zürriyetimizi de salih eyle, gözlerimizi aydınlık edecek nesiller bizlere ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri ve bizlerden evvel imanla göç eden kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı da kalplerimizde kim bıraktırma ya Rabbi. Tarafından bizlere rahmet ihsan eyle ya Rabbi. Dünya hayatında güzellik, ahiret hayatında güzellik nasip eyle. Ve cümlemizi cehennem azabından muhafaza.
muhafaza eyle. Şirkten, küfürden, nifaktan, kötü ahlaktan ve akıbetten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, okunmuş olan Hatm-ı Şerif ve Aşr-ı Şeriflerden hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz mübarek Ruh-i Şeriflerine, bütün geçmişlerimizin ervahına ve bu cemiyetin oluşmasına vesile olan kardeşlerimizin dostlarına, akrabalarına, tanıdıklarına ve burada amin diyen cemaat-ı müslümin geçmişlerine ulaştır ya Rabbi. Kur'an'ın nuruyla kabirlerini nurlandır ya Rabbi. Kur'an'ın şefaatiyle kendilerini sevaplar eyle ya Rabbi. Bizlere de Kur'an'ın ahkamıyla amel etmeyi, onu korumayı, onu sevmeyi, onu yaymayı ve bu konuda bu güzel sıfatlara sahip olmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ve bi hurmeti Seyyidil Mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.